Yani sonuçta bir konseye isim çıkacak. Yani her hafta ben çıksam yani gidene kadar zoruma gitmez. Ama konserden gereken konuşmayı yaptım. Yani dediğim gibi hani bazı şeyler bazen böyle insan zoruna gidiyor. Yani ben gereken aslında konuşma dediğim gibi konserde yaptım. Yani arkadaşımıza beni ismini veren arkadaşımıza da gereken cevabı söyledim. Siz konuşurken söyledim, bak dedim söyleme. Ben de demedim mi? Söyleme. Burak, yüzüm yani, burada. Ben ne dedim? Ama desin, hayır desin, saygı Burak, duyarım. Burak desene. Evrim ne dedi Yasin, desene. Yasin ben anlatma desene. Dediğim desin desin o değil bak inan bana. Bozma dedi de. Desene. Hayır hayır. Bak Burak söyle Ardahan'a. Düzeni bozma dedi. Düzeni bozma dedi. Şey senin şu an Ardahan'ı söylemen bir şeyi kazandırmaz, aksine kaybettirir. Deme dedim. Ortalık durulmuşken deme. Ardahan'ın ismini söyleme, ne gerek var? Babu senin konuşmaya gerek yok yani, sen bir aydır oynamıyorsun. Bir aydır sahaya kalkamıyorsun, seni bağrımıza almışız. Sen o gün bireyselde... Bak, işte bak bir aydır dinlemeyi öğren bak. Bir aydır saygı diyor, şey yapıyor. Sen yani beni yazabilirsin, ben ona katılmıyorum. Tamam. Yani pardon katılıyorum, yaz beni. Hayır yaz, hayır. Niye beni yazdın, niye beni yazdın? Hayır. Senin niye yazdın? Kime dememiş? Ben onunla alaka etmedim. Yazabilirsin normal. Tamam ama lan yaz zaten beni, yaz tamam, normal. Etmedim. Vallahi etmedim. Allah kim dedi? Allah. Kim dedi merak ettim Allah söylesin. Allah. Merak kim etmedim. Erkek olan söylesin de kim dedi merak etti? Ben kime sordum Meryem beni niye yazmış diye? Duydunuz mu hiç? Hiç duydunuz mu ha? Ardahan'la Meryem kankilerdi. Sonra ne olduysa bilmiyorum. Araları bozuldu. Meryem Ardahan'ı ikiyüzlülükle suçladı. Ben zaten benim arkadaş olacağım bir karakter değilsin. Değilsin ne zaman uzatıyorsun? Sadece ben bench'te sana destek Tamam zaten aynı fikirdeyiz. Zaten aynı. Yokum. Ya sen kimsin? Kraliçe misin? Sana ne bana ne? Sen ne yapıyorsun? Tamam söyle birinin açık arkasından konuşuyorsun. Tamam kimin konuşmuşsun? Sonra onun kimin, konuş. Altına sığınmasın. Kimin konuşun ilk hafta? Ben söyleyeyim. Ya siz de tamam ben Yasin'i tanımadım. Yasin'e laf vuruyordum Cemal'a. Evet vuruyordum, laf vuruyordum. Ben 20 gündür sakatım. Öyle bir şey söz konusu değil açıkçası. Yani bizim kanatlarımızın birinin altına girmesi. Zaten Ardahan güçlü bir insan. Karakter olarak da güçlü bir insan. Artı Ardahan ilk haftalar benim hakkımda da konuşmuş olabilir. Cemal Can'ın arkasında konuşuyorlar. Biz bunu sineye çektik. Neden çektik? Çünkü benim karakter ve kişilik olarak Ardahan tanımaz. Birinci hafta, ikinci hafta. Bak ben bireysel oyunda seni seçmedikten sonra böyle döndü. Hayır. Bireysel oyunda seçmedikten sonra böyle döndü. Ben klinikten geldikten sonra lan diyorsun ki bana göre karakterim değilsin ama Adana'ya geleceğim. Tayfun'a evet. Gideceğiz, şunu yapacağız. Aynen i̇şte herkesin öyle. Bir şeyi o var. O ne biliyor musun? Tanıma dönem. İlk aynen. Tamam. Bir yanlış tanımışım. Tamam ben de seni yanlış tanımışım. Ondan sonra ben adadan geldim. Ben de seni yanlış tanımışım. Ben klinikten geldim. Seninle konuşmayalım, oldu mu bitti mi? Ben zaten senin tamam, gibi tamam, bitti. Zaten tamam ben burada sen bir kadran taşımak istemiyorum. Bitti. Sen boş tamam. Balonsun. Bunu sen diyecek, hedefin yok gidecek. Sen boş sen, balon. Ya bunu diyeceksen bir ayda neredesin boş balon? Adada bir hafta daha kalmak için milletin kanatlarının altına sığınmaktan başka. Öyle olan var mı oğlum benim? Böyle bir adam olsa konserde böyle olacak. Ama o böyle bir adam olsa konserde kalacak halim yok. O zaten o böyle bir adam olsa. Kırılacak ama haberin yok. Ben demedim mi inşallah giderim. Kırılacak. İnşallah ben giderim gerçekten, dedim bu hafta. İnşallah. İnşallah ben giderim bu hafta. Tamam. Bir ayda bir yaptığın yok hala konuşuyorsun ya. Bizim kişiden bir çekingenliğimiz yok. Kimsenin bir kanatların altına girme gibi düşüncemiz yok. Kimsenin fikrine uyma gibi düşüncemiz yok. Kimsenin benliği olma gibi fikrimiz de yok. Biz kendi benliğimizle varız. Sen ne yapıyorsun? 2'de 0. Haftalarca 2'de 0 yapıyorsun. Ne yapıyorsun? En azından ben bak, sakatım. Işte bahanem var. Demek ki sen, işte bak ilan işte ilan. Bilemezsin. İşte bak onu açmaya çalışıyorum. Öyle bilemezsin. Ben işte sen bana sen bir içinde, ay hiçbir şey yapmıyorsun. Senin içinde ben hep 2'de 2 yapıyorum. Hep 2'de 2 yapıyorum. O zaten İsa yapmıyor, bu yapmıyor. Herkes bak görüyor. İşte ben bunu bekliyordum. Sen bak, bunu demek dersen ki bunu, ben onu derim işte zaten. Ben bunu bekliyordum. Ben sakatım. Ne saçmalıyorsun Yasin, sen? Ben bir şey demiyorum. Tamam gerek sen yok. Sen zaten demeye hakkın yok. Var mı ben şey? Sakatım gelmiş tamam, bana diyorsun ki sen yalan. Bir aydır bir şey yapmıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen sağlamsın. Ne yapıyorsun? Oyun kazanıyorum. Ne yapıyorsun? Dün ilk defa 2'de 1 yaptın. Ne yaptın? Yok 2 defa 2'de 0 nasıl 2'de 1. Yunus Emre'ye geldiğinden beri 2'de 0 yapıyorsun. Bak işte bak onu kolluyor. Çünkü ben zarar göreyim diye. Ben bunu biliyorum ben zaten. Ben zarar göreyim diye değil. Aynısını sen yapıyorsun. Evet. Söylediklerini tamam. Yüzüne vurunca o zaman... Tamam yok ben rahatım ya. Kalkın için neyse ya. Ben de seninle mi tatışayım? Gerek yok ya ben diyorum. Burada böyle bir hafta daha kalmak için taklalar atsak, bilmem başka bir şeyler yapsa, konserde çıkıp böyle kartlarımı açık oynayıp isim vererek sert bir şekilde konuşmam zaten. Ay bizim kimseden bir korkumuz yok. Yani onların ne yaptığı değil, benim ne yapacağım önemli. Bana bir aydır yarışmıyorsun bilemez, ben sakatım. Hadi. Ben sakatım. Aynen, Allah bir aydır bir şey değil tamam, de. Tamam. Sen yarışıyorsun da ne oluyor? 2'de 0. Çıkma parkura benim gibi, sakat daha iyi. Pardon,
Ben kapattım olayı. Ben bittim. Kapattın olayı. Ha, bitti. Tamam. Tamam. Konuştunuz. Yok. İçinizi döktünüz. Yok, bitti. Tamam. Lan, doğru. Bitti. Bu olay bence yansırsa yok, bizim halimiz duman. Ben yansımasını istemiyorum. Duman duman yani. Ama bitti. Yok. Olay yok. Ama ben mesela yine sevinmeyek beraber. Bir şey ama söyleyeceğim. Ben... Sonuna kadar mücadele ederim, şey onu desteklerim yine. Ha, ben tamam, de seni desteklerim baba. Tamam. Ben de seni desteklerim. Sonuna kadar kadarım. Ya zaten burada bir şey yok ki. Onlar karıştırıyor. Sana tezahürat yaparken sesim kısılır yani. Lan ben de olur, bağırıyorum. Yani... Ama sen hala aynı şeyi diyorsun. O ameliyatı takmışsın. Ben sana bu açıklık getirdim. Dedim ki gel otur benimle konuş. Yasin de sana konuş, sen ameliyatı aklına taktın. Konuşmaları çok değişikti. İşte takım olarak kenetlendik. İyi olacağız. Yani sayaran bir arkadaşımız, güçlü bir arkadaşımız. Ama Ardahan diyorum diyor. Şimdi söylemlerinle uygulamaların bir değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Ardahan bir dakika dur bir dakika. Belki bana bir dakika sana potayı tattıracağım diye kaldırdığım için SMS atan vardı. Belki bir dakika. Hı, bir baş, şey baş tacı. Bilemem. Baş tacı. Bu bak bir dakika öncesiydi. Dur. Bak çok güzel bir şey diyeyim. Bak bu da elini de sıkarım ben. Şöyle konuşmayacağım ama. Bunu konuşaydın da söyledim. Ama oturdun. Kardeş ben seni yazdım. Ama söz sözdür. Sen ben potada potaya çıkaracağım de. Zaten ben bir şey demedim, bunları biliyordum. Tamam ha, güzel, sen, söz vermişsin kendine, ha, değil mi? Niye yani... söyle? Ben gocunmadım. Haftaya da beni söylesin, o biraz da beni söylesin. Önemli değil. Gideceksem diyorum. Zaten bir gün gideceğiz. Doğru zaman ne zamansa o gün gideriz muhtemelen. Ama yani kızdığım nokta bu işte. Yani söylemelerle uygulamaları bir değil. Yani övüyü sayarca takım için yönetleniyoruz diyorsun. İyi bir arkadaş diyorsun, iyi de sayarız diyorsun. Sonra diyorsun ki Ardahan diyorsun İsmail. Öncelikle söylediğim hiçbir sözü daha önce yani yere düşürmedim ve belki de bunun için bana SMS gönderen insanlar oldu bilemem. O yüzden söylediğim gibi davranmaya devam edeceğim. Daha önceki konseyde adımı geçirerek yani beni gene demoralize eden arkadaşım vardı ve ben onun ismini yazarken sana potayı tattıracağım demiştim. O yüzden Ardahan diyorum. Kimsenin kimseye darıldığı ya da kin tuttuğu falan yok. Ya ben zaten Evrim'e şey yaptığınızı anlamadım abi. Ben Evrim ben bir şey demedim bu konu hakkında hani Evrim... Mesele o değil ki zaten. Lan onu... Ben onu bak, çözdüm. Bak o anlık sinir kullandı reaksiyon. Tamam. Şimdi dedi ki Evrim senle konuşalım sıkıntı yok anladın mı Yunus Emre? Ben anlamadım. Orada da sıkıntı yok tamam mı? Takımız biz hadi. Aynen öyle. Aynen öyle baba. Takımız. Sağ olsun iki arkadaşım da beni kırmadılar. Yunus Emre de Ardahan da birbirleriyle barıştılar ve... Gerçekten göreceksiniz ki gönüllüler takımı esip gürleyecek. Yunus Emre'siyle, Ardahan'ıyla, Cemal Can'ıyla, Nisa'sıyla, Evrim'iyle herkesle bir olup gümbür gümbür geliyoruz be. Bum. Değişim yönetimleri çok ilginç yani. Biri biriyle kurtulurken bir anda iyi olabiliyor. Bir enteresan bir ilişkileri var yani takım içerisinde. Bir de biz oraya gideceğiz. Biri oraya gidecek. Hayırlısı bakalım. Birleşmede adaların ya da kampların birleşeceğini de bilmiyoruz. Yani o da olabilir iki gün sonra. Birleşecek işte. Ya da birleşme partisi böyle devam eder. 15 gün daha geçer derler ki birleştik abi komple. Birleştik sonra bireysele döner. Ha, bireysel, yani. Tek adada. O yüzden tabii, hani her şey olabilir abi. Ya hayırlısı nefes olsun. Hayırlısı nefes olsun inşallah. Hani düşünsene bir de o takım kaç kere yeniliyor. Aç kalıyor. Sen orada sakatsın. Hani 9'undan birisi sana çatar orada. Anlatabiliyor musun hani? Ben o şeyin altında kalamazdım zaten. Ben kendim de patlardım derdim hani tamam. Ya herkesin kendi şeyi. Konseyde bile hani birbirlerine girdiler. Durmadan birileri birilerine sallıyor. Ardahan şimdi herkese salladı. Haklı ama. Bence Ardahan çok haklı. Çok haklı. Bilmiyorum. Evrim bir Cemalcan'ın kanatları altına giriyor. Evrim tam zaten Evrim yani. Zaten şöyle bir kız. Bir kere pata, bir kere mi iki kere pataya i̇ki girdiği kere. İçin bakıyor şu an takımda daha en güçlüsü kim? Evet, SMS'i kimin güçlü? SMS'i kim iyiyse onun arkasında sığınıyor.
Evrimin nasıl olsa benim tek ricamız var. Takım olarak ricam var. Gelip işte Meryem'e ayrı, işte atıyorum bana ayrı ya da Nisa'ya ayrı ya da Burak'a ayrı bir şeyler söyleme. Ortalığa çubuk soğuk karıştırma takım. Öyle bir şey yapmadım. Öyle bir şey yapmadın. Öyle bir şey. Emin misin öyle bir şey yapmadın? Söyle. Söyle. Sen gidip demedin mi Meryem'in bu takımdan gitmesi lazım? İşte erzaklarımız yiyor. Ondan sonra Meryem işte şey takıma yük gibi bir şeyler söylemedin mi? Cümleleri kullanmadın. Ben bunu ne zaman söyledim Yasin? Yok artık. Söylemişsin. Kime söylemişim? Aa, Nisa duymuş. Ne zaman? Yük demedi. Ne zaman söyledim? Ha, yük demedi. O ona getiriyor lafı yani. Hayır. Aa, işte. Hayır, bu çok ağır bir itham. Ne söylemişse söylesin. Bir dakika. Söyle yani, Nisa konuş. Sakatların bu takımdan gitmesi lazım. Ben Evrim'i bir uyardım, iki normal uyardım, üç tatlı dille uyardım, espriyle uyardım. Uyardım da yapma Evrim, gözünü seveyim, etme Evrim, biz bir takımız, kurban olayım Evrim. Konuş, konuş, konuş. Ben yoruldum, o anlamamakta yorulmadım. Sakatların gitmesi lazım. Bir dakika, yüzünü görmek istiyorum. Ben seninle bugün Nisa ile konuştuk demedim mi? Bu konuşmalarımın hepsini sana anlatmadım mı? De benim gitmem mi gerekiyor yani? Ben muhtemelen benim gitmemi söyledi sana. Ben Meryem gitmeli mi dedim? Sana. Evet. Ben Meryem gitmeli dedim. Evet. Nisa, sana inanamıyorum. Ciddiyim dedin. Dediğim şey şu. Harfi harfine. Takım önce olacak Nisa'dan dedi. Ben dinleyeyim. Nisa Meryem, bir anlat. Sonra Evrim, tamam. Senden dinleyeyim. Çünkü ben olduğum için söz konusu. Şok içindeyim şu ben anda. Ben de şu an ben de şok içindeyim. Sakatların bu takımdan gitmeli. Meryem oturuyor, sadece bir şey yapmıyor oyunlarda. Oyunları almıyor. Gizem'in de gitmesi lazım. O da sakat. Ben de yani dedim doğru. Çünkü onlar yani şey, senin için demedim. Dedim ki ben Gizem'i seviyorum ama doğru dedim. O kadar Nisa'yla sohbet ettim. Gizem'le arkadaş bildim. Hem cins bildim, sohbet ettim. Sohbetim de şuydu. Herkes de bilir bunu. Meryem'in dizi şiş. Meryem dizini kapatamıyor. Sohbet ediyoruz. Meryem'e üzülüyorum. İnşallah iyileşir. Bu takım hani Meryem'siz, ben bu zamana kadar her zaman aynı şeyi savundum. Meryem gitti, bizim büyü bitti. Yani zaten ayağı çekiyor falan dedim. Ama doğru, evet, Meryem'in de gitmesi lazım. Çünkü Meryem de oturuyor, sakatı da bayağı kötü. Evet, aynen böyle. Hemen ben anlatıyorum. Sen de de ki yanlış ya da eksik. Biz sabah konuşuyorduk Nisa'yla. Dediğim laflar, takım çok kötü, düzelmesi lazım. Evet, düzelmesi. Pardon, bir dakika, da, beni bir dinler. Araya gireyim. Bir dakika, Meryem, ben, hayır. Ben ilk 3 hafta geldim, takım kazanıyordu. Meryem, ben, senin bir oluşun ya, bir dakika ya, bir dakika gelmiyor. Tamam. Hayır, benim ben sana lazım. Bunu da söyledim. Ben sakatım, oturuyorum, pardon. Kaç yarış aldınız? Bana bir söyler misiniz? Kaç kişisiniz burada? Ben sakatım. Ya da ben gitmişim, elenmişim. Kaç yarış aldınız? Nisa'yla konuştuk mu? Konuştum. Yalan değil ama ben bunu konuştum. Nisa bana dedi ki, Evo, takımın hali ne olacak? Dedim, Nisa, bizim takım bitmiş güzelim dedim. Ceyhun abi bize zor yetişir. Gizem sakat. Şimdi onların tayfasında Gizem var. Gizem sakat dersem kendi arkadaşımın da sakatlığını söylemek zorundayım. Ben arkadaşımın sakatlığını söylemezsem arkadaşını kayırdı derler. Aynen onların Gizem'i kayırdığı gibi. Senin yakın arkadaşın diye bu takımda kimse yok. Senin yakın arkadaşın, senin bu takımda ele gidebildiğin kadar ileri gidebilmek için sen bu takımın hepsini yersin. Alakası yok. Alakası var. Hayır. Bak, senden ricam, artık ortalığa çubuk sokma. Git ona pıs pıs, şuna pıs pıs, buna pıs pıs. Takım olmuş mikser. Onun yanına gidiyor, seninle çok iyiyim ama bu böyle söyledi sana. Bunun yanına gidiyor, bu seninle iyi ama bu böyle söyledi sana. Oturuyor, uzaktan izliyor. Ortalık nasıl karışmış? Artık birinin burada dur demesi lazımdı. Madem ki Ceyhun abi de gitti, bizim daha fazla kenetlenmemiz gerekirken herkes eteğindeki taşları döksün ortaya. Gerçek Survivor başlasın. Ama anladın mı? Konu yani... o değil. Bak, konuyu sizleştirirseniz olmaz. Ben... Konu burada Evrim.
konuşacaksan bu kadına konuşman lazım. Çünkü neden? Senin arkandan konuşan işte burada ben ona konuş. Ben Meryem'in arkasından konuşmadım. Aynı şeyi. O zaman Nisa yalancı. Hayır. Yalancı o zaman. Bir dakika, ben arkasından konuşmadım. Ben bunları Meryem'in yüzüne de söylüyorum. Meryem benim arkadaşımdı. Adada kardeşim oldu. İki kardeşi birbirine düşürdüler. Ben Meryem'in gitmesi için gün sayıyormuşum. Meryem bizim erzaklarımızı yemişmiş. Yatıyormuş, biz onu besliyormuşuz. Meryem gitmezse biz sayı alamazmışız. Ben bunları ne zaman dedim? Meryem'in gitmesi lazım mı dedin takımdan? Ben Meryem'in takımdan gitmesi lazım demedim. Eğer Meryem oynayamazsa, eğer bu şekilde kalırsa Meryem de gider, Gizem de gider, Ceyhun abi de gider. Çünkü bir dakika beni dinle. Atıyorum Gizem gidiyorsa, sakatsa. Ne kadar mutlu olmuşsunuz ben. Meryem de gider o zaman dedim. Ne mutlu oldu. Anladınız mı? Ben Gizem'e sakatlığını oradan gider dakika, diyorsam dakika, benim dakika, arkadaşım dakika, sakat diye. Dakika, arkadaşımı Evrim, neden koruyor? O gidiyorsa bir dakika, bu da gider. Evrim, Evrim bir dakika. Kim mutlu oldu? Derken yani sakatlığımdan dolayı anladın mı? Hani bir hafta daha kalmak için ya böyle şeylere gerek yok ya. Yani biraz herkes bence içini temizlesin gerçekten. Yapıştı Nisa'ya. Nisa Yasin'e, Cemal Can'la Yasin bir oldu. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bunun yanında Burak, bunun yanında Ardahan. Yazarlar mı kızı? Yazmazlar. Bunların hepsi bir koalisyon. İnsan bindiği dalı keser mi? Kesmez. Ne olacak? Evrim'i patlatalım. Böyle bir şey söyle. Bir de pişkin pişkin. Söyledin. Tamam, ben böyle bir şey söyledim. Diyelim, demedim. Desene, yapıştırsana bana orada lafı. Evrim, Meryem senin en yakın arkadaşın. Sen neden böyle diyorsun? Yaptığın karaktersizlik. Bunları diyebilecek kapasite de var sizde, beyin de var. Türkçeyi az biliyor olman senin bu durumları idrak edemediğin anlamına da gelmez. Bizim erzağımızı yedi, yok burada yattı. Ben böyle bir şey dedim mi sana? Evet. Ben böyle bir şey mi dedim Hayır, Nisa? Hayır, yattı değil. Erzağımızı yedi bizim. Yemeğimizi Onu yedi demedim. Bizim dedin evet. mi bana? Evet, Oy. Bizimle beraber yiyor falan, konuşuyor. Ama ben bir şey yapmıyor. Ben böyle bir şey sana yemin ederim demedim Meryem. İnsanın benimle alıp veremediği yok ki. Niye sana yemin şey ederim ben böyle bir şey demedim Meryem. Size hepinize yemin ederim böyle bir şey demedim. Bir şey söyleyeyim mi? Nisa ben böyle bir şey demedim. Bir şey söyleyeyim mi? Buna ne dedin mesela? Söyle, ne demişim? Gizem'e. Gizem'e. Arada o gün şişti ya ya. Evet, çok kötü dizi, ne çok yapacağız kötüydü. Dedim. Evet, gitmem tamam, lazım dedin ama. Gitmesi Meryem lazım nereye yanınıza? Dedim saçmalamayın gider dedim böyle oynayamaz dedim erkeklere de gelip söylemedim mi? Bu zamana kadar dediğimiz o mükemmel takım hiç kimsenin arasında bir sıkıntı yok biz çok iyiyiz biz mükemmeliz diyorduk ya aslında milletin içten içe yaptığı kumpasların farkında değilmişim. Bu zamana kadar bir kişi için kötü bir şey söyledim mi? Söylemedim. Sen Evrim 30 yaşına gelmişsin. Sen dünyanın en saf kadınısın diyorum kendime. Ben düzüm. Herkes beni biliyor. Herkes muhakkak birbirinin arkasından konuşuyordur. Sadece dile getirmiyorsunuz. Ben şu anda bir tek konuyu açıklığa getirmek istiyorum. Ne Meryem'in arkasından gitsin. Ne bizim erzağımızı yedi, ne bize yük oldu. Asla demedim. Asla demedim. Ayrıca dizinin kötü olduğunu sizlere söyledim. Hiçbiriniz de ilgilenmediniz dedim. Bu da ayrı bir konu. Ne ilgilenmedin? Her zaman gidiyor soruyorsun, buz yapıyorsun. İyi de iyi oldu. Siz kimsiniz benim canımı acıtabilirsiniz? Benim derdim Meryem. Ben Meryem'e anlatırken Meryem bana inanmadı. Onlara inandı. Kalabalık grup diye. Ama ben olsaydım Meryem'in yerinde derdim ki Meryem bayım için bunu mu dedi? Desin bir bildiği vardır. Benim arkadaşım bunu dediyse ortamda bir şey vardır da demiştir derdim. Benim burada kırıldığım, gücendiğim Meryem. Yüzüme bakmadan gitti burada. Ve Meryem beni anlayana kadar ve bana inanana kadar asla hiçbir şey yemeyeceğim burada. Hiçbir ödül oyununu yemeyeceğim. Hiçbir erzağı yemeyeceğim. Çünkü ben ne yalancıyım, ne arkasından arkadaşımın kuyusunu kazdım, ne de başka bir şey yaptım.
Dedim ki bu dizler oynayamayacak şu anda dedim. Aynı şeyi konuşmadık mı? Beni evet, bildin mi? Oynayamayacağım, sen bir hafta daha kal. Ya ben burada bir hafta daha fazla duracağım diye karakterimi, kişiliğimi, benliğimi satamam. Anladınız mı? Ben onların hepsinden daha adam gibi kadınım. Ben bunu kabul edemiyorum. Bizim erzağımız iyi düşündü, bunu yapmadım. O kadar ayıp. Ben öyle bir şey ben demedim. Anlamıyorum ya. Bak, nasıl, gerçekten daha nasıl sonra insanlar? Beni bir dinler misin? Bizim ya siz daha sonrasında onu sordu. Beni bir dinle. Yasin onu sordu. Demedim mi insanlar öyle bir şey demedi diye? Orada arkadaşlarım insanlar. Ya saçmalıyor bakın ya. Meryem inanmadı. Benim canımı yakan bu. Diğerlerinin hiçbirinin benim üstüme oynaması, koalisyon kurması, beni içlerine almaması gram umurumda değil. Benim burada yiyecek ekmeğim varsa ben kalırım zaten. Anladınız mı? Bir hafta fazla durmuşum, iki hafta eksik kalmışım. Ne birleşme partisiymiş bu ya. İnsanlar karakterlerinden oldu. Konuşulan sözler insanların aralarında kalmalı. Bak, ve yanlış anlaşılmalar başka şekilde şey anlatılmamalı. Evrim. Herkes bilir benim Meryem için gitsin bu takımdan. Gitmeli. Bu şekilde art niyetli demeyeceğimi. Asla böyle bir şey demedim. Şimdi sen demedin, o dedi dedi. O dedi sen demedin. Biz bu şekilde ortaya yollayabilir miyiz? Ben bugün art niyetli konuşsaydım Nisa bana zaten gerektiği zaman gerektiği cevabı verirdi. Orada bana söylemeyip daha sonra gelip size bunu anlatması benim kafamı karıştırdı. Ben Nisa'ya art niyet, kin gütmüyorum. Hiçbir sıkıntım yok ama daha dikkatli konuşacağım artık. Sadece bu. Ben Nisa'yı dost bildim, arkadaş bildim. Benden 7 yaş, 8 yaş küçük olmasına rağmen kendimle bir gördüm. Çünkü düşünceleri beyni büyük, çocuk gibi davranmıyor diye. Ama bu yaptığı hareket beni çok üzdü. Ben orada onunla sohbet ettim. Ne Meryem'i kötüledim, ne Gizem'i kötüledim, ne seni kötüledim. Ben kötüleme şeyini de anlamadım. Ama öyle bir işte ki. Öyle bir anlatıldı ki ben kötülemiş gibi oldum. Benim problemim bu. Öyle bir aksedildi ki Meryem dedi ki Evrim beni sırtından vurmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Benim problemim şimdi, bu. Şimdi biz başa dönersek biz işin içinden çıkamayız. Ha, bunu sen hiç de gerek yedin. Yok aynen ben onu kapattım. Biz de diyoruz ki üstüne bir kapatalım. Ben kapattım siz merak etmeyin. Bundan sonra hiçbirinizle bir problemim yok. Bundan sonra bizim takım olmaya ihtiyacımız biz var. Biz zaten takımız. Biz olan biz takımız ama. Biz kavga etmiyoruz. Biz takımız ama şöyle bir durum var. O gider onun hakkında bir şey derse, o ona kurulursa, biz dışarıdan takım kimse, gibi görünüp ama takım olamaz. Nasıl kurulmadı? Bugün neredeyse birimizi öldürecektik. Nerede? Her yerde. Ya ne olacak? Daha bundan kötüsü var mı ya? Genel problem ne biliyor musun? Genel. Senin herkese gidip şu gittin mi? Bu gittin mi? Şey yok. Yapma şeyi anladın tam mı? Tam tersi Yasin'le ben konuşurum. Yapmayacaksın işte. Hayır öyle bir şey yapmıyorum zaten. Ben Yasin'e giderim. Kuzum anlamıyorum dur. Bir dakika. Anlatmak istediğim ben sana bir anlatayım. Şey hayır dur anlatayım. Belki de ya. Herkesi özgür hür iradesine bırakırsan bu böyle bir şey olmayacaktı zaten anladın mı? Mesela Burak'a gidip ben mi Gizem mi? Nisa'ya gidip o mu bu mu? Sakat mı değil mi? Bana başka buna başka kıyas yapmasan bunların hiçbiri olmayacaktı zaten. Ben bunları sen zaten iyi gidiyordun anladın mı? Sen kendi kendine yaptın bunu. Ben zaten kendi başkasını kıyaslamıyorum. İnsanlar oturuyor, sohbet ediliyor, kelimelerim cımbızla çekiliyor. Nisa'yla iyi yol, konuşun, sohbet edin. Sarılın birbirimize, can ciğer olun, yine samimi olalım. Hani sanki bu gün yaşanmadı, çizgi çekelim. Ondan sonra yarından itibaren hep beraber takım olup Allah aşkına artık onlara saldıralım. Kendimize zarar vermeyelim. Ya her şekilde onlara saldırırız.
Hiç kimseyle bir problemim yok. Tamam. Ama güzel. Can ciğer kuzu sarması olamaz. Tamam. Ama hepiniz benim için değerlisiniz. Hayır. O evet onu beklemeyebilirim. Evet, tamam. Saygı çerçevesinde. Tamam, tamam. Aynen. Bençte, saygı çerçevesinde. Bençte hiçbir enerji, ayrım olmadan. Hiçbir ayrım olmadan. Aynen. Devam abi. Tamam. Aynen. Tamam. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Gel. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Abi herkese şey yapma. Yok. Bir sok sıkıntım yok, bir sorunum yok yani. Evet evet. Tamam. Evet. Yarın bomba gibi çıkıyoruz. Sen de evinin şeyden yok. Ben tanıdım herkesi, tanıyacağım şekilde. Sorun yok. Biliyorum. Arda'nla da konuş. Tamam mı? Evrim. Tamam. Arda'nla da konuş. Hiçbir şey çözülmedi. Hiçbir şey de çözülmez. Onlar çözdüklerini zannediyorlar ama ben çözmüyorum. Öncelikle Survivor'ın asıl zorluğu açlık değil. Karaktersiz insanlarla aynı ortamda kalıp yaşamaktır. Buradan çıkınca herkese üstüne dikilmiş karakter satın alacağım. Çok ciddiyim. Beni burada en çok üzen kişilerden biri Meryem'di. Ben Meryem dosyasını kapattım. Güzel bir şekilde böyle pembe bir dosyayla kapattım, kurdeleledim, kaldırdım, rafımın üstüne koydum. O benim ayrı bir yaram. Survivor'a ben arkadaş, dost bulmaya gelmedim. Savaşmaya geldim, heveslerimi gerçekleştirmeye geldim. Hepsine teşekkür ederim heveslerimi hırsa dönüştürdükleri için. Bir de bana gelmişler dün gece hiçbir şey olmamış gibi. Evo, biz her şeye hazırız. Barışalım, sıfırdan başlayalım, biz bir takım. Yazdınız, çizdiniz, oynadınız, bitirdiniz, alkışladınız. Siz benden ne bekliyorsunuz ya? Nisa, güzelim, sohbet ettim seninle. Sen ne yaptın? Evirdin, çevirdin, allem ettin, kallem ettin, gittin onu yetiştirdin. Ben kötü bir şey mi dedim diyorum Nisa, sohbet ettik. Evet, sizin arkadaşınızın sakat olduğunu söylerken kendi arkadaşımın da sakat olduğunu söyledim. Objektif bir şekilde. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Keşke yalaka olsaydım be. Yalaka değil, ben burada Zeyna'yım, tamam mı? Gönderebiliyorsanız gönderin. Çıkarın beni potaya. Diyorlar ki potaya çıkmaya korkuyorsun. Ben mi? Biz kaç kere burada konseyi gördük? 3 kere konseyi gördük. 2 tanesinde potadaydım. Bir kere dedim beni potaya çıkarmayın. O da erkeklerin savaşında. Yunus Emre'den alıp veremediğiniz ne? Beni niye karşısına çıkarıyorsunuz? Çıkarın Burak'ı, çıkarın Ardahan'ı, çıkarın Yasin'i, çıkarın Ceyhun Baba'yı. Niye ben? Bir kere dedim beni potaya çıkarmayın. Erkekler mi? Man to man o zaman. Adam adama. Göğüs göğüse vuruşun. Ne oldu? Yunus Emre yine mi konseyde dereceye girdi? İşler değişti. Bir anda bağırlarına bastılar çocuğu. Yunus Emre böyle gözümün içine bakıyor benim. Ben de onun gözünün içine bakıyorum. Bana diyor ki kıyamam sabah. Ağlama artık ve üzülme. Gözlerin şişmiş, değmez. Orada dedim ki evet Evrim sen ne için ağlıyorsun? Neye ağlıyorsun? Hangi birine değer? Bunlarda bir şey eksikliği var ama artık nelerinde bozukluk var, nelerinde eksiklikler var çözemiyorum. Yani özü sözü bir olmak bu kadar mı zor? Sizden bana ne arkadaş olur, ne dost olur, ne de buradan yandaş olur. Ben kendime yandaş da aramıyorum. Survivor'da dost da aramıyorum. Arkadaş da aramıyorum. Hepiniz sağa, ben sola. Şu saatten sonra. Ben sizinle bir daha can ciğer kuzu sarması olamam. Olursam gelsinler benim yüzüme tükürsünler.